Evet, tekrardan merhabalar. Ne yaptık? Analitik geometriye giriş yaptık. Apsis, ordinat, bölgeleri öğrendik az çok. Şimdi ikinci bölüm. Nokta analitiği birinci bölümdeyiz. Nokta analitiği ikinci bölüm. Doğru analitiği birinci bölüm. Doğru analitiği ikinci bölüm. Çok tıkar edeceğiz. Tıkat tıkat bölümleri başlamıştır. En klasik durum orta nokta. İki noktası biliniyorsa analitik geometride biz bu biz iki noktanın orta noktasını bulabiliyoruz. Toplama çıkarma, aritmetik ortalama aslında. X1 artı X2, X'leri topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Y1 artı Y2. Bir doğru parçasının orta noktasını buluyoruz. Bir de en önemli bölümde bir tanesi, bunu her zaman kullanırız. İki nokta arası uzaklık. Bu da Pisagor bağıntısı aslında. AB'ye aklınızda kalsın diye kareler falan var ya oradan. Pisagor bağıntısı değil normal, yanlış olmasın yani. Ne olacak? AB, yani şu uzunluğu bulmak istiyorsanız şuradaki soru işareti koyun uzunluğu. X2 eksi X1'in karesi. Bu fark etmez şu. Yani siz buraya isterseniz X2 eksi X1'in de karesi yazabilirsiniz. Çünkü neden? Kare her zaman pozitif çıkacağı için bir anlamı yok yani. Bir problem yok. Artı dersiniz. Y2. Genelde kitaplarda böyle de yazar bazen de. Fark etmediğini görmenizi istiyorum. Yani X2 eksi X1'in karesi de olur. Y2 eksi Y1'in karesi de olabilir. Problem olmaz. Bilginiz olsun. Kök içerisine alacaksınız. Ya da AB'nin karesi deyip bunu şöyle de yazabilirsiniz. AB'nin şöyle karesi buna eşittir de diyebilirsiniz. Yani fark eden bir şey olmaz. İki tane özellik var. Orta nokta, iki noktası uzaklık. Başlayalım. Koordinat sisteminde vermişiz. Orta nokta koordinatları toplamı kaçtır? Hemen bulalım. X0 diyelim o orta noktaya da, eşittir diyelim. 1 artı, evet, eksi 3 bölü 2'den kaç geliyor? Eksi 1. Devam ediyorum. Y0 bulalım. O da 2 artı 4 bölü 2'den kaç geliyor? 3 gelmiş oraya. Bir tanesi eksi 1 çıktı, bir tanesi 3 çıkmış oldu. Bunların toplamını sormuş. Eğer eksi 1 ile getirip 3 toplarsanız doğru bir şekilde cevap da kaç çıkmış olur? 2 gelmiş olur. Peki. Devam ediyoruz. Demiş ki AB uzaklık sormuş. Bakın 1'e 5 noktası, 4'e 1 noktası. Hemen AB'nin istersek şöyle karesiyle başlayalım. Daha hangisi ya da kökünü alalım direkt. Kök içerisinde ne olacak? Yani kimden kimi çıkartıyorum? Ben büyükten küçüğü çıkartıyorum. Hatayı daha az yaparsın. 4 eksi 1'in karesi fark etmez. Karesini alacağız için fark etmez. Artı 5 eksi 1'in karesi olsun. Ama x'lere y'lere dikkat edeceksiniz sadece. Başka bir şey yok. Anlaşıldı mı? Kimden kimi çıkardığımız fark etmez. Ne oldu sonra? AB oldu şöyle. Şöyle yazalım. Eşittir. Burası kök içinde kaç? 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Bu 3 diye çıkar. Bu 4 diye çıkar. Şakalar sakın ha bak. Benim canım sıkman yani. Kök 25. Cevap da kaç olmuş olur? 5 gelmiş olur. Cevap Ceyhan çıkar. Devam ediyoruz. 1 vermiş, 4 vermiş. CD uzunluğunu sormuş. Şimdi CD'yi bulmak için önce ne yapmak lazım? Önce bu CD uzunluğu, yani D noktası A ile B'nin orta noktası. Önce o koordinatları bulacağız. Sonra da iki nokta arası uzaklığı bulup soruyu bitireceğiz. Yani önce koordinatları bulalım. Bakın bakalım kaç çıkacak. 2 artı evet 4 bölü 2 virgül 3 artı 1 bölü 2. Doğru mu? Kaç burası? 3 virgül 2 oluyor. Yani şu koordinatlar 3'e 2 noktasıymış. Şimdi de 3'e 2 noktasıyla 1'e 1 noktasının uzunluğunu buluyorum. Doğru mu? Bulayım. CD eşittir diyeyim. Nerede yazayım onu? Şimdi çok buraya aldım ya. Serkan. Şuraya yazayım. CD yazayım. Bir şey olmaz. Eşittir diyeyim. Kök içinde evet 3 eksi 1'in karesi. İstersen biraz daha hızlı. Ben anlattığım için biraz yavaş yapıyorum işlemlerini. 2 eksi 1'in karesi. Şöyle. Eşittir. Bunlara alışmamız lazım. İşte bunlar sorular içinde mutlaka olan şeyler. Bunlara yavaş yavaş alışacağız ki başka bir soru geldi bunu konuşmadan tekrar. Orada yorum yap sonra bunu konuşalım. Kaç oldu? 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, kök 5 oldu burası. İçeri 5 oldu ama dışarı çıkmaz. Cevap ne oldu yani? Kök 5 Ceyhan çıkmış oldu. İkisini birden kullandık. Devam. Veriliyor AB 5. İkisini alacağı değerler. Bak ne oldu? Matematiksel bir şeye döndü. Zaten bak analitik geometri bazı matematiksel şeyler sorulabilir. Burada öyle bir durum var. Şimdi AB 5 miyim? Şimdi biz 5'i nasıl buluyoruz normal şartlarda? Çıkartıyoruz. Neyi çıkartıyoruz? Kök içinde. Şöyle yapalım. Kök içinde evet. X eksi 1'in karesi. Bak gördün mü? Artı 7 eksi 3'ün karesi. Hocam 3 eksi 7 değil miydi hocam? 3'ten 7 çıkmayacak mı hocam? Bak diyorum ki kare alıyorsun ya. Beni anlıyor mu şu anda? Kare alıyorsun ya fark etmez. Bak hızlandırıp dinliyor anca. Bitsin diye dinliyorsun. Nerede ne yapacaksın? Bitince ne yapacaksın acaba yani? Dizi mi burası? İnci tanelerimiz diyorum burada. Kızıl goncular mı bu? Evet sakin oluyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Her tarafın karesini alıyoruz. Şöyle. Kökten kurtulmamız lazım. Şimdi sol taraf 25 olacak. Bak ne geldi? X eksi 1'in karesi artı 4'ün karesi 16 geldi. Eşittir kaç? 25. 16 karşıya nasıl geçti? Eksi geçti. Yani x eksi 1'in evet karesi eşittir. 16 eksi olunca 9 mu oldu? 9 oldu.
Şimdi burada ne oldu? Engin matematik bilgisine ihtiyacınız var. Yani karesi 9 ise ya 3'tür ya eksi 3'tür. Doğru mu? 2 ihtimal var. O zaman diyoruz ki şurayı alalım biz. X eksi 1 eşittir 3 ise x buradan 4'tür. Evet. X eksi 1 eşittir eksi 3 ise x buradan kaçtır? Eksi 2'dir. Bulduk. 4 ve eksi 2 yapar. Alacağı değerler toplamı kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. Bazen de böyle matematiksel bilgileri kullandırırlar. Evet, nokta altı birinci bölüm. Orta nokta, iki nokta arası uzaklığı bulduk. Doğru mudur? Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, benle kalın. Kitapların fotokopi almayın. İkinci bölüme geleceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.